Herkese merhaba. Arkadaşlar şu anda Kepez ilçesinin yükselen bölgelerinden biri olan Duraliler mahallesinde bulunan Barış sitesinde bulunuyorum. Barış sitesi iki bloktan oluşuyor. Bir blok 14 katlı, bir blok da 15 katlı. Satılık dairemiz bu blokta bulunuyor. 10. katta arkadaşlar. Yıldız blok şeklinde tasarlanmış bu bloklar bütün cephelere hakim olmanızı sağlıyor. Ve bu sayede güneş sürekli dairenin içerisinde. Sitenin içerisinde biraz sizi gezdirmek istiyorum. Öncelikle şurada bir mangal alanı var. O mangal alanını görelim. Evet. Böyle bir rampadan çıktıktan sonra hemen sol tarafımızda çocuk oyun bahçesi bulunuyor. Burası da aileler için oldukça avantajlı. Çocuklarınız burada vakit geçirebilir. Hemen burada jeneratörü görüyoruz. Sitemize jeneratör hizmet vermekte. Elektrikler kesildiğinde asansörde kalma durumumuz yok bu sayede. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, Türk kültürünün olmazsa olmazı mangal. Ve dolayısıyla bu mangal alanında dışarıda mangalınızı yapıp dostlarınızla hoşça vakit geçirebilirsiniz. Burada bir yine yağmurlu ve güneşli günlerde korunabileceğiniz kameramız bulunmakta. Buradan tekrar aşağıya doğru devam edip sitenin başka olanaklarını göstereyim ama kameramanım beni uyardı. Burada çok güzel çocuklarınızla doğum günü kutlaması yapabilirsiniz. Kesinlikle. Ayrıca. Doğru. Devam ediyoruz. Site gerçekten çok keyifli. Her yer yemyeşil. Bakımlı. Evet, peyzajına dikkat edilmiş. Böyle hem merdivenli hem de rampalı, buradan tekerlekli araçlarla yükünüzü de dışarı çıkarabilirsiniz. Hem A blokta hem de B blokta yeterli sayıda araç için otopark bulunuyor. Birazdan A bloğun ön tarafına geçeceğiz. Orada da geniş bir otopark alanı bulunmakta. Bunu da göstereceğim size. Buradan yine böyle aşağıya doğru iniyoruz. Görüyorsunuz, etrafı da göstersin kameramanım. Ağaçlar, yeşillik, çiçekler oldukça keyifli arkadaşlar. Evet. Bakın, sitede yaşayanlar sağlıklı yaşam sürsün diye spor aletleri de getirilmiş site yönetimi tarafından. Bence bu da oldukça faydalı bir çalışma olmuş. Buradan girdiğimiz zaman yine sitede yaşayan ailelerin gençleri spor yapsın. Hatta sadece genç değil, kendini genç hisseden herkesin faydalanabileceği bir basketbol sahası var. Burası da oldukça bence faydalı bir alan. Güvenlikle çocuklarınızı burada bırakabilirsiniz. Evet. Oyunlarda gözünüzün önünde olacaktır park olduğu için. Basketbol sahası da ayrıca sizin gitse bile çocuğunuz basket oynasa bile rahat olmanızı sağlayacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. İçiniz rahat olacaktır bu sırada. Buradan devam ediyoruz. Yine bahçede çöp kutuları, aydınlatmalar, böyle güzel palmiye ağaçları mevcut. Bu siteyi özel kılan ayrıntılardan bir tanesi de arkadaşlar, burada bulunan yüzme havuzu. Oldukça geniş, tam olimpik olmasa da olimpik olmaya yakın bir yüzme havuzu bulunmakta. Bu havuzdan da yaz aylarında faydalanılabiliyor arkadaşlar. Evet, buradan yine geldiğimiz yoldan devam edelim. Ön taraftaki açık otopark alanını gösterelim. Hemen buradan geçerken
Sol tarafımızda bisiklet park alanını görüyorsunuz. Yaz aylarında bol miktarda gölgelik alan sağlayan bu ağaçlar parkın ortasında bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi birçok araç için park etmeye müsait bir alan var burada. Buradan faydalanabilirsiniz. Hemen Barış sitesinin şu ağaçların olduğu tarafının biraz ilerisinde Batı Antalya çevre yolu geçmekte. Bu yol sayesinde özellikle Antalya'nın organize sanayi bölgesine, Döşemealtı'na, Korkuteli'ne, Denizli'ye, Burdur'a ulaşım imkanı çok kolay. Yine buradan devam ettiğimiz zaman Konyaaltı'na ulaşmak çok kolay ki bunu ben yukarıda videonun bir bölümünde konumun önemli yerlere mesafesini detaylı bir şekilde sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi hep beraber dairemize çıkalım. Buradaki imkanlardan faydalanabileceğiniz satılık 3+1 dairemizin detaylarına bir bakalım birlikte. Vallahi ben buradan çok keyif aldım. Yani burası nasıl söyleyeyim, çok keyifli, güzel otururken. Sosyal alanları çok güzel. Keyif alınacak bir bölgede daire. Site de çok bakımlı yani. Evet. Evet. Bu şekilde posta kutuları oldukça düzenli. Bloklarda çift asansör bulunuyor. Dolayısıyla bu yolcu trafiğini rahatlatmak için düşünülmüş önemli bir detay bence. Evet. Beraber çıkalım. Yani böyle panoramik asansör olması, hani kapalı olmaması, aydınlık olması, yüksek katlı bina olduğu için bence bir nasıl diyeyim? Sıkılmadan yolculuk olmuş. Yapmanız mümkün. Evet. Şimdi şöyle, biz tabii sağdaki asansöre bindik. Eğer soldaki asansöre binseydik, şimdi sen oradan göremiyorsun. Şöyle döndürdüğümüz zaman kamerayı biraz daha şeyi göreceğiz. İnerken belki oradan inebiliriz. Evet, 10. kata geldik. Asansörümüz panoramik manzaralı, oldukça keyifli. Dairemize girdikten sonra hemen sağ tarafta bir depolama alanı bulunuyor. Burası bir ardiye alanı olarak kullanılabilir. Oldukça yüksek tavanlı depolama alanı olarak bu bölgeyi kullanabilirsiniz. Girişin hemen sol tarafında, şöyle kapıyı kapatayım. Sol tarafında Alaturka bir tuvalet bulunmakta. Bu tuvalet daha sonra da eğer arzu edilirse Alapranga tuvalet haline getirilebilir. Devam ediyoruz. Yine hemen sol tarafta yaklaşık olarak 12-13 metrekare büyüklüğünde bir oda bulunuyor. Güneş dairenin sürekli içinde arkadaşlar. Yıldız bloklu bir mimari çizimi olduğu için bu blokların bütün cephelere hakim. Yani gün boyu güneşi evinizin içerisinde hissedebiliyorsunuz. Buradan balkona çıkmak da mümkün. Böylece geldik. Burada da yine geniş bir balkon alanı var. Mutfaktan da balkona çıkmak mümkün. Salondan da balkona çıkabiliyoruz. Şimdi burada Barış sitesinin karşı bloğunu görüyoruz. İki bloktan oluşuyor. Bir tanesi bloklardan 14 katlı. Bizim bulunduğumuz blok 15 katlı. Biz 10. kattayız şu anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir dağ manzarası var. Hemen yanında yeni açılacak bir okul bulunuyor. Önümüzdeki eğitim sezonunda açılacak muhtemelen. Şu tarafı gösterebilirsek,
şöyle yol geçiyor oradan. Bu Batı Antalya Çevre Yolu. Birazdan arka balkondan daha net bir şekilde göreceğiz. Orayla ilgili açıklamaları orada yaparım. Şurayı kapatalım. Balkondan tekrar mutfağa giriş yapalım. Evet. Yine geniş bir mutfak alanımız var. Arkadaşlar, daire 135 metrekare brüt alana sahip. Lazer metreyle ölçülmüştür. Oldukça geniş, ferah kullanım sağlıyor. Bu şekilde bir planlama yapılmış. Arzu eden burayı kendine göre tadil edebilir. Devam ediyorum. Evet, yine geniş bir salonumuz bulunuyor. Yine buradan baktığımız zaman şöyle dağ manzarasını görüyoruz. Evet. Burada bir balkon daha bulunuyor. Arkadaşlar, bu dairenin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi konumu. Çünkü Kepez Mahallesi'nde bulunan Duraliler Mahallesi'nin bu bölümü Konyaaltı sınırında. Yani buradan Konyaaltı plajlarına ulaşmak mümkün. Konumun bilgilerini vermek gerekirse şöyle sıralayabilirim. Dairemizin bulunduğu Barış sitesinden Konyaaltı sahiline kadar olan mesafe 6 kilometre. Araçla 13 dakikalık bir yolculukla Konyaaltı sahiline ulaşabiliyoruz. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne olan mesafesine bakalım. Yine D400 üzerinden 6,8 kilometrelik bir mesafede, yani 11 dakikalık araç yolculuğuyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidebiliyoruz. Antalya şehirler arası otobüs terminaline olan mesafe buradan 8,2 kilometre. Yine 14 dakikalık bir araç yolculuğuyla buraya ulaşmak mümkün, gördüğümüz gibi. Antalya Havalimanı'na olan mesafe ise 21,6 kilometre, 23 dakika sürüyor araçta. 23 dakikada buraya ulaşabiliyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne olan mesafeye bakıyorum. Bu da 26,6 kilometre, 25 dakikada buraya ulaşabiliyoruz. Döşeme altına olan mesafe de 19,7 kilometre arkadaşlar. 20 dakikalık bir araç yolculuğuyla buraya ulaşmamız mümkün. Evet, mülkümüzün önemli yerlere olan mesafesi bu şekildeydi. Evet, buradan yine devam ediyoruz. Şimdiye kadar bir oda, bir mutfak, tuvalet ve depolama alanı gördük. Koridorumuz bu şekilde. Buradan iki tane yatak odası ve banyonun bulunduğu bölüme geçiyoruz. Burası da mahremiyet açısından bence güzel planlanmış. Hemen girişte sağ tarafta bir oda bulunuyor. Evimizde balkon olmayan tek oda burası. Buradan devam edelim. Hemen karşı tarafta banyomuz mevcut. Banyoda da evi satın aldığınızda gerekli tadilatı, düzenlemeyi yapabilirsiniz. Çıkıyorum. Yine sağ tarafında yatak odası. Burası evimin yatak odası olarak planlanmış. Burayı siz de ona göre düzenleyebilirsiniz. Buradan balkona gördüğünüz gibi yine o güzel manzara bizi karşılıyor. Şu tarafa döndüğümüzde Batı Antalya Çevre Yolu'nu görüyoruz. Bu istikametten giden araçlar organize sanayi bölgesine, döşeme altına, Korkuteli, Denizli istikametine doğru gitmekte. Gördüğünüz gibi oldukça geniş, ferah bir 3 artı 1 daire gördük. Gelişmekte olan Duraliler Mahallesi, Kepez ilçesinin Konyaaltı sınırına en yakın noktasında bulunmakta. Buradan Antalya'nın pek çok bölgesine ulaşmak oldukça kolay. Bu daireye sahip olmak için lütfen benimle temasa geçin.